Ama ne kadar dikkatli olurum orası meçhul tabi. Biliyorsunuz ben biraz deli olduğum için fazla da dikkatli olamıyorum. Mesela tampon yapıyorum, böyle makaslara giriyorum. Tam bir doblojuyum şu anda ya. Mükemmel bir doblojuyum ben ya. Toplamı 1500 kiri dedim, eyvah. Bunlar bitmişler dedim ya resmen. Yalnız polisle ambulansın arasından da makas atmazsın. Biz de böyle bir manyağız arkadaşlar. Biz de böyle bir manyağız, sucuyuz falan ama deliyiz ha, ona göre ha. Adam olun ha. Oradan da geçerdi de zorlamak istemedim şimdi. Onun dışında Harry Potter kanalında arkadaşlar GTA 5 araba modifiye videolarım geliyor. GTA 5 videosu ve farklı oyun videolarını izlemek isteyenler varsa eğer Harry Potter kanalına girip izleyebilirler. Bu arada efsane makaslarla geçmiyor muyum ya? Şu makaslara bakar mısınız ya? Of be! O onu kodlarla o kadar hızlı yapıyormuş anladığım kadarıyla. Of 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 of, aman Allah'ım, aman Allah'ım, lan lan lan, takla atan araba yapmışlar. Araba takla atıyor, dört ayak üstüne düşüyor. Bu nasıl araba lan? Lan ne büyük bir firmaymış lan burası. Lan ben buraya ilk defa geliyorum, bayağı iyi yalnız ha, sevdim buraları. Tekirdağ'dan su almaya geldik arkadaşlar bugün. Aç lan kapıyı Veysel Efendi, kapıyı açar mısın, bizim araba burada Veysel Efendi. İlla bunların üstüne atlatacaklar beni ya. Ulan buraya güvenlik koyun artık, şurada sabit kalsın. Çöp kutusu mu bakıyor buraya ya, buradaki çöp kutuları mı bakıyor buraya ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar, bugün Fiat Doblo aracımızla İstanbul'a su götüreceğiz. Bildiğiniz üzere havalar sıcak, nem çok, böyle yandık bittik eriyoruz. Aa, ambulans gidiyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Gerçi sirenleri yakardı o zaman. Şu anda öylesine gidiyor anladığım kadarıyla. Tekirdağ'dan alıyoruz Doblo'muzu, gidiyoruz İstanbul'a. Sularımızı götürüyoruz. Mis gibi böyle doğal kaynak suyu serin serin İstanbullulara götürelim bunları. Aracımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ticari bir Fiat Doblo arkadaşlar. Hemen arabama biniyorum ve gidiyorum. Şimdi bayağıdır Doblo kullanmıyordum. Nasıl kullanıldığını unuttum. Tam bir enişte Doblosu. Suları alıp götürmüşken bunu enişteme de bırakabiliriz. Neden olmasın yani, değil mi arkadaşlar? Eniştem sever Dobloları. Bütün enişteler Dobloları sever. Şu dörtleri kapatalım, çok boş yapmasınlar. Tik tak tik tak, canımı sıkmasınlar. Yoksa ben de onların canını sıkarım. Bayağıdır Doblo kullanmıyordum. Vites geçişlerinde muhtemelen arabayı mahvedebilirim. Bir de ağır araba şimdi. Yeni Doblo da vermiyorlar, anlamıyorum. Yanımızda mis gibi orada Ford Transit var. Bize gidiyorlar böyle eski antin kuntin arabaları veriyorlar. Ben şimdi bu eski antin kuntin arabayla ne yapayım? Değil mi yani arkadaşlar? Bu dandik arabayla ben şimdi ne yapayım? Lan niye stop ediyorsun? Neyse çok önemli değil. Yapıştıralım gidelim biz İstanbul'a, sularımızı teslim edelim. Sonra patron kızmasın, niye götürmüyorsun? Şimdi ölüm turizm su taşımaya da başladı. Bu ölüm turizmin su taşıma işi bakalım hayırlı sonuçlanacak mı? İnşallah suları patlatmadan, damacanaları deşmeden götürebiliriz diye düşünüyorum ben. Biraz dikkatli kullanmaya çalışacağım bugün. Ama ne kadar dikkatli olurum orası meçhul tabi. Biliyorsunuz ben biraz deli olduğum için fazla da dikkatli olamıyorum. Mesela tampon yapıyorum, böyle makaslara giriyorum. Tam bir doblojuyum şu anda ya. Mükemmel bir doblojuyum ben ya. Açılın yolu, açılın yolu, açılın yolu ne ya? Aç yolu, aç. Buradan da geçeriz. Vallahi çok iyi gidiyoruz şu anda. Çok hoşuma gitti. Al vitesi 4'e. Allah belanı, frene basma işte kardeşim. Frene basma. Ne gerek var? Önüm boş bak. Frene basıyorsun, beni sinir ediyorsun. Gerizekalı çocuk. Niye basıyorsun frene? Mişler dedim ya resmen. Yalnız polisle ambulansın arasından da makas atmazsın. Biz de böyle bir manyağız arkadaşlar. Biz de böyle bir manyağız, sucuyuz falan ama deliyiz ha, ona göre ha. Adam olun ha. Oradan da geçerdi de zorlamak istemedim şimdi. Şu yandaki CC biraz hızlanıyordu. Vururuz falan, şimdi vurmayalım. Bugün harbiden hayatımın en iyi sürüşlerinden birisini yapıyor olabilir miyim ben ya? Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Şu ana kadar çok iyi gelmedim mi? Cıvıtmanın vakti gelmedi mi sizce de? Biraz cıvıtsam mı? Ne yapsam? Yani şu ana kadar bence gayet güzel sürdüğümü düşünüyorum. Gayet güzel makaslarla buralara kadar geldiğimi düşünüyorum. İnsan gibi sürdüğümü düşünüyorum. Artık bence cıvıtmanın vakti geldi gibime geliyor, biliyor musunuz? Yani bana yakışmıyor böyle düzgün sürmek çünkü. Ben birazcık psikopat olduğum için psikopatlığımı yansıtmam gerekiyor. Böyle düzgün sürmek bize yakışır mı ya? Bizim gibi adama bu yakışır mı ya? Altımızda ticari Doblo'muz var. Araba plastik her yeri. Allah belanı buradan olmuş. La bu tıra vurmuşlar arkadan. Deli manyak vurmuş arkadan tıra. Çok değişik insanlar var. Ben tartılmaya girmeyeceğim. İstediğinizi yapın da. Tır da yolun ortasında durmuş. Deli manyak. Zaten hissetmezsin sen onu giderken. Niye duruyorsun ki yolun ortasında? Çok değişik. Yani bir tır olsam arkanda bilmem kaç metre dorse var. Sana arkadan bir araba ufak dokundursa veya çarpsa bile bence sen onu hissetmezsin ama adam yine de durmuş. Hissetmiş demek ya da aynadan mı fark etti bilmiyorum. Adam mudur dedi, ne yaptı hiçbir fikrim yok ama biz şu anda bayağı iyi gidiyor. SGS'ye buradan dalarsak bir de oh mis, harbiden mis. Yani şu anda mükemmel bir şoförlükle ilerliyoruz. İstanbul sapağını da gördüğümüze göre Tekirdağ'dan İstanbul'a çok az bir yolumuz kaldı. Ben harbiden özlemişim lan böyle gitmeyi. Bazen böyle gerçekçi kullanıyordum.
biliyorsunuz ki Tracker SMP'de falan gerçekçi kullanmak zorundaydık. Şimdi yine aynı şeyleri yapınca biraz böyle özlediğimi fark ettim. Single player'da gerçekçi sürmek de bazen güzel oluyor. Ama altını çizerek söylüyorum, bazen güzel oluyor. Bu adamların ikisi de yavaş gidiyor. Biraz hızlanın be abi. Biraz hızlanın be abi. Bas biraz bas. El freni çektim kornaya basarken. Lan kafama kurayım. Onun dışında Harry Potter kanalında arkadaşlar GTA 5 araba modifiye videolarım geliyor. GTA 5 videosu ve farklı oyun videolarını izlemek isteyenler varsa eğer Harry Potter kanalına girip izleyebilirler. Bu arada efsane makaslarla geçmiyor muyum ya? Şu makaslara bakar mısınız ya? Of be! Deliyiz lan. Biz harbi diyorum deliyiz. Bak arkadaşlar, bize yapamazsın deyin ve sonra oturun izleyin, tamam mı? Bana yapamazsın dedikten sonra böyle kalırsınız işte. Ben oradan iğne deliğinden geçerim. O yolu bulur giderim abi. Tamam, belki bunu 130-160 km hızlarda yapıyor olabilirim. Ama alıştırmaları önce yavaştan yapmak lazım. Sonra hızlıya geçmek lazım. Ben de kendimi alıştırıyorum. Ama hızlıya geçecek miyim? Sanmam. Çünkü onu kodlarla o kadar hızlı yapıyormuş anladığım kadarıyla. Of 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 of. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Lan lan lan, takla atan araba yapmışlar. Araba takla atıyor, dört ayak üstüne düşüyor. Bu nasıl araba lan? Oğlum bu doblo manyak. Ben yanlış görmedim değil mi? Siz de gördünüz değil mi? Bu kadar güzel sürüşün üzerine, bak harbi diyorum size, bu kadar güzel sürüşün üzerine bu takla hiç yakışmadı. Freni kökledim sadece, bir şey yapmadım vallahi bak. Direksiyonu da kırmadım, sadece freni kökledim, araba takla attı lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar, gerçekte olmayacak şeyleri yaşatıyor bu oyun bana. Siz de gelmiş bana diyorsunuz ki gerçekçi sür. Ulan ben bu oyunda niye gerçekçi süreyim? Gerçekte olması imkansız bir olayı bana yaşatan bir oyunu oynuyoruz şu anda. Frene bastığım için araba böyle takla atar mı? Sanki bisiklet kullanıyorum, ön freni sıktım da araba takla atıyor. Bu ne lan böyle? Böyle iş mi olur ya? Bisiklette bile ben ön freni sıkınca takla atmamış adamım. Burada arabanın frenleri, diskleri böyle kapatıyor, frenler böyle sıkıyor. Nasıl takla atabiliyor? Hadi her şeyi geçtim. Arabanın içi boş olsa, ağırlık sadece önde olsa, motorun ve benim ağırlığı sadece önde olsa diyeceğim ki hadi yine bir ihtimal dahilinde böyle bir olay yaşanabiliyor diyeceğim. Ama arkada bir sürü damacana var. Arabanın arkası ağır ağır. Ben şu an çok sinirlendim. Vurur kırar geçerim buralardan. Taklalı araba olduk lan. Taklalı Fiat Doblo olduk şu anda. Biz bunu satmaya kalksak kime satacağız? Neye vereceğiz? Kime vereceğiz? Taklalıyız lan artık. Düştü lan fiyatı, araba battı gitti. Zaten piyasa uçuk. Biz bunu o kadar fiyata satarsak ne yapacağız? Ne alacağız bunun yerine? Şirketimizi batırdılar be. Şirketimizi batırdılar ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir hareketti? Adam bildiğin takla attı ya. Doblo bildiğin takla attı ya. Güvercin misin? Nesin sen? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Kedi misin? Dört ayak üstüne düşüyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Kendine gel Doblo ya. Yazık günah ya. Yazık günah. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse, biz geleceğimiz yere geldik arkadaşlar. Arabayı ben şuraya bir sokayım izninizle. Şöyle kaldırabilirsem arabayı eğer. Ben şuraya bir gireyim. Bizim elemanlar gelir alır artık buradan taklalı Doblo'larını. Ne yapayım? Bizim şu su tankerinin yanına doğru çekelim arabayı. Orada bırakalım. Vay arkadaş ya. Gelin alın lan arabanızı. Alo. Arayayım ben şunları. Arayayım en iyisi. Park edeyim de bir arayayım. Niye buradan girmedim bilmiyorum ama. Kafam ters döndü. Vay arkadaş. Benim kafa biraz ters dönebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir boyun özelliğim var benim. Mükemmel boynum döner, haberiniz olsun. Alo abi. Efendim? Neredesiniz? Ben geldim, siz ben yoksunuz. Bana bu kadar saate burada ol dediniz. Ben bekliyorum. Saat 8.30. Nasıl ya? 9'da mı geleceksiniz? Bana bir an önce çık gel dediler. Ben de bir an önce çıktım geldim Tekirdağ'dan. Arabanın her yanında çizildi ya. Ya abi ama ben yarım saat sizi mi bekleyeceğim burada bu suları vermek için ya? Ya tamam, kapat. Kapat telefonu, kapat. Yeter be, yeter be. Su tankerinize de şimdi zıklar olsun. Yer hizmetleriymiş. Ne biçim hizmet ya? Ne biçim hizmet ya? Bir kafe bulayım da gideyim oturayım. Evet arkadaşlar, videoyu izlerseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.